kripto paranın, Web3'ün ve blockchain'in kalbi tabii ki İstanbul'da atıyor. Ancak ülkemizin dört bir yanında farklı üniversitelerde bu teknolojiye gönül veren öğrenciler bu alanda önemli topluluklar oluşturuyor. Bunlardan birisi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla Blockchain'i kuran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri hem kendi bölümlerindeki sınıf arkadaşlarına hem de farklı fakültelerdeki diğer öğrenci arkadaşlarına sektörü ve teknolojiyi öğretmeye, anlatmaya çalışıyor. Şimdi yanımızda bu topluluğu kuran 3 arkadaşımız var. İlk olarak Ulaş'la başlıyoruz. Evet, Ulaş. Bu topluluğu kurarken, açarken amacınız, yaşadığınız süreç nasıldı, bize biraz anlatır mısın? Dedikleriniz çok kıymetli. Kesinlikle kalbi gerçekten blockchain'in, kriptonun Türkiye bazında İstanbul'da atıyor. Sonrasında Ankara ve İzmir geliyor. Biz de dedik ki neden Anadolu'dan, Anadolu illerinden böyle kulüpler çıkmasın, böyle oluşumlar olmasın. Orada neden Web3 teknolojileri yayılmasın? Sonrasında yüksek lisans yapan İstanbul'da bir tane kurucumuzun aklına gelen bir fikirle Muğla Blockchain kuruldu. Ardından biz yönetim kadrosu olarak dahil olduk. Biz yerel çapta çeşitli etkinlikler düzenleme, Web3 teknolojilerini yayma ve öğrencilere özellikle bu teknolojiler hakkında yeni bilgiler kazandırmayı amaçlayan bir kulübüz. Son zamanlarda bayağı bir aktifiz. Elimizden geldiğince İstanbul'daki etkinliklere de katılmaya çalışıyoruz. Anadolu'da bu tarz kulüplerin, oluşumların çıkması bence çok değerli. Çünkü bizce blockchain inanılmaz bir potansiyel içeriyor. Zaten kripto paraların da blockchain'in en yaygın kullanım alanı olduğunu varsayarsak %80'ini gençlerden oluşturuyor olması. Bu bizim öğrenci kulübü olarak daha büyük bir potansiyele sahip olmamızı ortaya koyuyor. Anadolu'da böyle şeylerin olması gerçekten çok kıymetli oluyor. Ve özellikle Muğla gibi bir yerde de böyle bir oluşumun olması insanları cezbediyor. Zaten diğer borsalar olsun, başka etkinlikler olsun Muğla'da oluyor ve kim daha çok çekilir mevzusuna dönüyor. Yani kimler daha buraya gelebilir, kimler, hangi kişileri daha çok çekebiliriz diye. Çünkü çok cazip bir mekan oluyor Bodrum, Marmaris olsun, Fethiye olsun. Ve biz de burada etkinlikler yaparak daha iyi bir oluşum elde ediyoruz, eğitimler veriyoruz, teknolojinin yayılmasını sağlıyoruz. Umarım Muğla Blockchain olarak biz Web3 teknolojilerini, blockchain'i daha da yaygınlaştıracağız. Öncelikle blockchain daha çok genç kesimi etkisi altına alan bir teknoloji. Ve hani Muğla'da, hani İstanbul'da olduğu gibi Muğla'da da genç kesim oldukça fazla. Bizim üniversitemizde çok fazla öğrenci var. Neden Muğla'da da olmasın dedik, İstanbul'da olan bu etkinlikler neden Muğla'ya da taşımayalım bunları. Hem burası bir daha çok turist gelen bir ilimiz. Bu etkinlikleri burada da yaparak daha çok genç kesime çekebiliriz dedik. Öncelikle üniversitenin birkaç yerinde standlar açıyoruz. Temel anlamda blockchain'i insanların bir tanıması lazım. Çünkü blockchain denildiğinde bilinmiyor, Web3 denildiğinde bilinmiyor. Yani normal bir mühendislik öğrencisi bile bunları bilmeyebiliyor. Onun için ilk önce bunları temel anlamda tanıtmaya çalışıyoruz çeşitli standlarla. Ardından tanışma etkinliklerimiz, toplantılarımız oluyor. Orada da yine bilgilendirici etkinlikler oluyor bunların içerisinde. Genellikle biz bu işin finansal kısmından çok teknoloji kısmına yönlendirmeye çalışıyoruz insanları. Çünkü teknoloji açısından çok büyük bir potansiyel vaat ediyor bizce. Bu açıdan teknolojiyi anlatan bilgilendirici eğitimler düzenliyoruz elimizden geldiğince. Ardından yıl sonunda da kapanışı yaptığımız büyük bir etkinliğimiz oluyor. Bu alanda öncü gelen isimleri, sektörün ileri gelen hocalarını davet ediyoruz. Çeşitli sponsorlarımız da oluyor. Dolayısıyla Muğla'daki hem öğrenci kesim hem de yerel kesim bu fırsatlara yakından erişim hakkı bulmuş oluyor. Buna da vesile olmamız bizim için çok güzel oluyor diyebilirim.